Biliyorsunuz bugün Özbekistan'da bir zirve vardı. Buradan gelen haberler ilginç. Tartışma yaratacak haberler. Hemen başlıyoruz şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle bu bir iddia. Bir köşe yazısında yer aldı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekibine yakın bir köşe yazarı dile getirdi köşesinde. Ve aynı zamanda da bir yalanlama yok. Şu ana kadar duymadım. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki keşke Esed Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm iddiası. Ey katil Esed! Keşke Esed Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm. Katil Esad'la görüşmem. Esad'ın... Elinde kan var. Diktatörle görüş diyenler gitsin kendi görüşsün diyenler seçim senesine gelinince bugün başka bir noktaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilgili keşke Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm dediğini Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi yazdı. Üstelik Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi öncesi yapılan MKYK toplantısında. Tayyip Bey hangi hal ve şartta olursa olsun Esat'la görüşmeyi kafaya koymuş. Bunun yolunu yapıyor. Hem Türkiye kamuoyunu hazırlıyor. Hem de Esat'a selektör yapıyor. Liderler bazında da bir görüşme olabilir mi? Ben hiç olmaz diyecek durumda değildim yani. Bir yerden başlar bu düzeyi yükselebilir. Bir ay önce AK Parti'nin önemli isimlerinden Esad rejimiyle yeniden temas kurulabileceğine ilişkin açıklamalar gelmişti. İran Haber Ajansı da Rus lider Putin'in Şangay İşbirliği Örgütü'nün Özbekistan'daki toplantısına Suriye Devlet Başkanı Esad'ın da davet edildiğini iddia etmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Esad'ın zirveye katılmayacağını açıkladı ama iktidara yakın gazeteci Abdülkadir Selvi Erdoğan'ın MKYK toplantısında Keşke Esad Özbekistan'da olsaydı, görüşebilseydik dediğini yazdı. Keşke Esad Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. Keşke Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm. Bunları yüzüne karşı söylerdim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurumsal olarak perde arkası olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın bu cümlesini servis etmesi söz konusu. İktidara yakın gazetecinin Erdoğan'ın sözlerini tırnak içinde köşesine taşıması bilinçli diyor muhalefet. Görüşmeye zemin hazırlandığını söylüyor. Cumhurbaşkanlığı ya da AK Parti'den de Erdoğan'ın sözlerine ilişkin bir yalanlama yok. Yaklaşık 3,7 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Ankara'da Erdoğan'ın gelseydi Esat'la görüşürdüm ifadelerinin yankısı sürerken Cumhurbaşkanı Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde konuştu. Zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la teşkilat liderlerinin sohbeti de en çok konuşulan karelerden biri oldu. <laughs> Erdoğan, Putin görüşmesinde Rus lider Akkuyu nükleer santrali inşaatı konusunda anlaşmanın imzalandığını, Türkiye'nin Rusya'ya doğal gaz ödemelerinin %25'ini ruble ile yapacağını söyledi. Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa'da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi ifadesini kullandı. Rus tahılının Türk limanlarından ihracı da konuşulan başlıktı. Bir izleyicimizin fark var etiketine gelen yorumuyla başlayalım. Şangay Beşlisi ile Avrupa Birliği ülkeleri ve halk arasında, halkları arasında büyük fark var. Medeniyet anlayışı ve seviyesi, ekonomik durum ve fırsat eşitliği, eğitim imkanları, sosyal devlet politikaları, basın yayın özgürlüğü ve en önemlisi adaleti olan güven konusunda fark var diyor. Şimdi biz de burada hep anlatıp duruyoruz. Türkiye'nin hep içinde yer aldığı tarihinde oranın Batı denen dünyanın gelişmiş Batı denen dünyanın yanlışlarını düzeltip içinde birlikte medeniyet oluşturmada katkı verdiği, katkıda bulunduğu, bununla beraber hakkı verilemese bile epeyce yok kat ettiği ve dünyada bambaşka bir yer edindiği, kendine dünyada bambaşka bir yer edindiği uzun yüzyıllardan sonra. Yani Osmanlı'nın bile yaptığı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi de Osmanlı'nın bile yapmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Yüzünü ta Şangay'a, Şangay, işbirliği teşkilatına filan dönüyorsun. Burayla o seviyede politika yapıp mücadele edememek ondan sonra da ülkeyi başka bir lige ikna etmeye çalışmak politikalarının özü diye sırrı diye söylemiş durmuştum. Geçen sene de öyleydi. Efendim işte emeğini ucuzlat ürettiğini ucuzlat ülkede ne varsa ne yoksa buradan bir yere varılacaktı.